Evet efendim, bizden ayrılmadığınız için teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden biz devam ediyoruz. Evet Gökhan'cığım, sen çok okuyorsun. Biliyorum kısa notlar da alıyorsun. Ben öyle yapıyorum çünkü. Yazmanın başka yolu yok. Sen sadece bu kitabı yazmadın. Köşe yazarlığı da yapıyorsun. Nerede yazıyorsun bunu? Daha çok Türkiye'deki birçok web portallarında ve bazı yerel gazetelerde. Gazetelerde Evet. bundan yani örnek verebilir miyiz? Mesela hangi yerel gazete? Urfa gazetesi mi, ne bileyim, Bursa'da mı, İstanbul'da mı? Nerelerde yazıyorsun? Urfa'da Yeni Urfa gazetesi, Meşale gazetesi, Bursa'da bir gazete vardı, yine yerel gazete ve yine birçok web haberciliği portallarında, yani Yazıyorsun. evet, yani şu Evet. an izleyenler. Bazı notların var. Elinde güzel bir not defterin Evet. var. Bir notebook'un var. Evet. Bir bakalım bakalım. Evet. Kimlerden etkileniyorsun? Atatürk başta demiştin Evet. konuşmamızda da. Evet. Evet, bakalım alalım senden. Evet. Neleri not ettin? Yani bir yazmaya eğilimli kişi ne yapar? Notlar tutar. Evet. Evet, geçenlerde bir kitap okumuşum. İzmler Sözcüğü diye 1970'lerde yayımlanan bir kitap. Ve orada Atatürk'ün sanatta olan bakış açısını geniş bir perspektifte açıklıyordu. Ve ben de acizane şu notu aldım. Ve Atatürk çok güzel söylüyor bana göre. Hepiniz mebus olabilirsiniz. Hepiniz vekil olabilirsiniz. Evet. Hepiniz cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ancak hepiniz sanatkar olamazsınız diyor. Ya sanatçı olmak kolay bir şey değil diyor. Evet, Evet. evet. Ve yine tabii devam ediyor. Sanattan geri kalmış milletlerin hayat damarlarından biri kopmuş Evet, demektir diyor. kesinlikle. Yani toplum, tabii bu benim yorumum, toplum ancak sanatla ve kültürle daha çok kendisini tamamlayıp bağdaştırır ve Evet. geliştirir. Çünkü kültür kazandıkça, kültür bizimle birlikte büyüdükçe, kültürlü bir insan olduğumuzda hayata bakış açımız değişiyor. Başkalarını algılayış biçimimiz değişiyor. Sadece kendimiz işte en üst benim, ben herkese hükmedebilirimden vazgeçiyoruz. Diyoruz ki herkesle eşitiz. Yani herkesin eşit hakları var. İnsan haklarına saygılı oluyoruz, değil mi? Evet, şimdi onu bir kenara bırakalım Evet. istersen. Sahipsiz Şiirler kitabını bir eline al. Onunla ilgili bunun ilk adımlarından söz edelim. Özge Can'la ilgili şiirin kitabın arkasında, ama ona geçmeden bu kitaptaki şiirlerin kaç yılı aralığındaki şiirler, kaç yılında başladığın, hangi aralık mesela? Yani yaklaşık 2009 yılında şiir yazmaya başladım. Yani Şiire acizane benzer değil, Evet. doğrudan şiir gibi şiire Evet. başladığını hissettin. 2009, Evet. 2016'dayız. Aşağı yukarı 7 7 yıldır yıllık bir bu süreç. bir yolculuğun var. Evet. Evet. Elbette bu daha kısa bir yolculuk. Evet. Bir ömür sürsün Evet. dileğimiz o. Anlaşıldı. Evet. Tabii özellikle Özgecan Aslan Vahşetinden hemen bir gün sonra Özgecan Aslan'a ithaf ettiğim şiiri yazdım. Ve Özgecan'a ithafen yazmış olduğum bu mısralar esasen sahipsiz şiirleri ortaya çıkardı. Yani Neden sahipsiz şiir. sahipsiz şiirler dedin? Evet. Onu da bize biraz Tabii. açıkla. Evet, sahipsiz şiirler dedim çünkü ülkemizde özellikle şiir türüne olan ilgi sönük durumda Çok ve az, bugün evet. Türkiye'de de dolayısıyla da burada şiir kitapları artık satılmıyor. İnsanlar şiirden gittikçe Çünkü uzaklaşıyor. ruhumuzu kararttık oğlum. Nasıl olsun? Yani ruhu güzel insanlar ve karnı doymuş olan insanlar şiire dönüp bakabilir. Bir de o var, değil mi? Evet. Yani karnını doyurma derdindeki bir insana şiirden, romandan, kitaptan söz etmek biraz tuhaf kaçıyor gibi. O nedenle sanıyorum yaşam düzeyimiz, yaşam seviyemiz yükseldikçe, daha sağlıklı, daha insanca yaşadıkça şiire de, romana da, kitaba da daha çok zaman ayırma fırsatımız dilerim olur. Umarım. Evet. Tabii bu bazdan yola çıkarak yani toplumun şiiri olan sönük ilgisini bir nebze de olsa yükseltebilmek için ve yine Bir o, bir de sahipsiz kadına, değil Evet. mi? Kadına Zaten gönderme yapıyorsun. Evet. Kapak çok güzel, çok beğendim. Evet. Gerçekten tam hani konuşmamızın başında dediğin gibi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kadın hep yarı
kapalıdır. Yani evet, hak olarak da kapalıdır. Yaşam düzeyi olarak da kapalıdır. Onu da vurgulamış oldum. Evet. Çok çarpıcı bir kapak. Bunu sen seçmişsin, sen bulmuşsun. Evet. Arkadaşların herhalde hazırlamışlar. Evet. Kapak çok güzel. Evet. Gül Özge Gezek, evet, kapak tasarımını, evet, seninle birlikte yapmış. Teşekkür edelim, evet, ve kutlayalım kendisini. Evet, çok güzel. Evet. Peki, sahipsiz şiirlerin arka kapağında Özge Can'ın şiiriyle bir senden dinleyelim bakalım. Bir yola çıkalım, şiir yolculuğumuz olsun. Evvela sizin gibi üstadların yanında şiir okumak epey zor olacak ama... Zaten şiir okumak, yorumlamak ayrı bir şeydir, evet, ama şiirin sahibi sensin ya, evet, senden dinlemek ayrı güzeldir, inanıyorum ben. Teşekkürler. Bir kadının çığlıkları sağırlaştırıyor kulaklarımızı. Güçsüz bedeni çaresiz direnmeye yöneltiyor onu. Yine de vazgeçmiyor onurunu ve bedenini korumaktan. Bir kadının direnme arzusu körleşen gözleri açtırıyor. Dilsiz kalmayı engelliyor. Bir kadının düzen abazalığına sadık, vahşi ve barbar erkeklere karşı hayattan vazgeçebilecek kadar bedenini kaptırmamanın zaferidir. Bir kadının yaşayacak ruhu, cinsine vefalı, içgüdüsel savunuculuğu, teslim olmama mücadelesi ve bütün kadınlara emanet ettiği canları pahasına ezdirtmeme sendromudur. O kadın ki erkekliğinden bile utandırıyor karşı cinslerini, bir kadının özgeliğini canlaştırıcı aslan kükremesidir dünya emekçi ve direnişçi kadınlara sunduğu. Çok güzel. Güzel, gerçekten güzel. Peki kitabında kaç tane şiir var biliyor musun? Toplam 96 sayfa ve sanırsam evet, 90 küsür şiir var. Çok enteresan, sayfayı açtım ve evet, Özgecan Aslan'a ithafen bu dışta şimdi okuduğun şiir çıktı. Evet. Ben başka bir yerden alayım bakalım. Şunu da söyleyeyim. İsmi olmayan, evet, evet, söyle. Şiirlerimin hiçbirinde hani diğer klişe şiir kitaplarından biraz farklı olarak meta tema başlıkları yok. Yani şiir başlığı sadece evet, Özgecan Aslan'a. Evet, görüyorum, söyleyeceğim evet onu. Hiçbir şiirinde isim yok. Evet. Ben sayfa 34'ü açtım. Şöyle diyor: İsmi olmayan bir şiir yazmalıyım. Ve sen isimsiz şiirimi okurken sana yazdığımı bilmeli kalbin. Duygularımı, hissiyatları nasıl idrak ettirir yüreğine bilmiyorum. Yazacağım her kelime cümlelere bin bir anlam yüklemeli. Hatta her bir harf aşkı anımsatabilmeli. Okudukça hüzünlenmeli gönlün ve arkamdan yaz ilan etmeli sevdalı gönüller. Öyle mümtaz bir şiir olmalı ki üstüne aşk konulu hiçbir şiir yazılmamalı. Şiirin bitişinde aşkı tekrar gözden geçirebilmeli kalbin ve okudukça yüreğimi görebilmeli gözlerin diyorsun. Gerçekten güzel. Teşekkürler. İsmi olmayan bir şiir yazmalıyım ve sahipsiz şiirler, onun için galiba böyle bir isim koydun ve isim vermedin şiirlerine. Güzel. Zaten bölümlere ayırdığın için de belli oluyor. Evet. Bir şiir senden alalım. Sonra ben bir şiir seçip okuyacağım. Ama sizin okumanız daha samimi, daha duygulu. Teşekkür daha ederim. Ama edebiyat öğretmeniyim. Hakkını yememem lazım. Haydi bakalım. Tabii hemen. Seçmek zor oluyor değil mi? Evet ya. Evet. Peki sen seçinceye kadar ben bir yerden alayım. Tebessüm et bana, hastalığıma şifa ol. Dardayım, kimsesiz kalmışım, sefil bir yaratık, kavurucu bir sıcakta. Bitkin çöllerde bir tek ağaç gibi, fırtına kopmadan suya ihtiyacım var. Öyle çok gerekli ki, yitip gideceğim kuruyarak, meyve vermeden yıpranıp yaşlanıp heba olarak. Bana elzem olan bu su sensin. Dallarım kızgınca azarlıyorlar beni. Bütün sular bize şifadır. Söylentileri isyana dönüşüyor artık. Ama bir tek senin suyuna hasret tohumum.
meyve vermem gerekiyor. Bu çölde ekine muhtaç. O kadar vitaminsiz sürüler var ki tahmin edemezsin. Onları düşünmek zorundayım. Az bir zamanın kaldı. Kendim için değil, muhtaçlar için var olmalıyım ben. Sana ve az bir sürene bırakıyorum demişsin. Evet, şimdi seni dinleyelim. Öyle bir şehir olmalısın ki, o şehre her ayak bastığımda kan dolaşımım hızlanmalı. Mutluluk hormonum kıpırdamalı. Her mevsimi yaşamalı. İçinde yoksulu, çaresizi, yetimi barındırmalı. Ayrımcı mahiyeti olmamalı. İçindekiler senden dolayı paylaşmayı öğrenmeli. Toprak, mülk, ırk ve mezhep kavgasını unutmalı. Denizin huzur vermeli. Yeşil alanın ferahlatmalı. Diğer şehirlerden farkın olmalı. Toplumu baz almalı, çalmamalı. Mazluma siper, zalime kükremeli. Katran şehirlere feyiz olmalı. İlk kıvılcımı tutuşturabilmeli. Bütün coğrafyaya örnek olabilmeli. Ve öyle bir şehir olmalısın ki kalbimin paydaşı, yüreğimin başkenti olmalısın. Çok güzel. Kalbimin paydaşı, yüreğimin başkenti olmalısın. Çok güzel. Şiir yolculuğun hep sürsün diyelim. Bir tane daha şiir seçtim. Bir şarkının nakaratından farksız. Beyhude inadın. Israr ettiriyor görünmezliğini gözümde. Ahkamı verilmiş bir divane. O herkesin ne yapsa mekruh tefekkürü. Yalnızlıktan budala ettirir beynini. Anlarsın bir gün. Dahiyane bu teşebbüsümü. Yedirmezcilik edemeyeceksin o vakit. Mühim olanı da beni kaybetmiş ve senden gitmiş olacağım. Günü birlikten sonra meçhul infazlar biter belki. Hele ki şiir yazan bu yararsızı mumla arayacak gözlerin. Herkesi şiir yazan yararsız adamlara yöneltecek tavırların demişsin. Evet, mumla arayacak gözlerin beni diyorsun. Evet, inşallah arasın. Peki. Evet, devam et bakalım. Bir tane daha alalım. Sonra bundan sonraki anlaşmanla ilgili, kitabınla ilgili evet. Konuşalım. Burada redifli bir mısraları var. Evet. Onu okumak istiyorum. Umursamaz yanıma rastlama, incinirsin. Özüne dönmeden görünme, didinirsin. Gözümde değeri kalmadı hiçbirinin. Sözümde edepliği tükendi hepsinin. Mecburi istikamet sanıldım gevşek türünden. Menfaat bile beslemedim kaypakların birinden. Hatırı sayılmaya değer olmadı bu uyuşuklar. Neden bunlara el ayak bağlar şu buruşuklar? Göstermeli kıymete gelmez benliğim. Aldırmaz sokak papağanlı yüreğim. Ayrıldım ben yalan donan ocaktan. Eriştim yolu yordamı bir olan bucağa. Evet. Peki. Şimdi yeni kitabın hazırlıkları evet. var. Anlaştın. Evet. İstanbul'da bir yayın eviyle anlaştın. Evet. Bunun öyküsü de var tabii. Evet. Herkesten duydun, öğrendin ki dosya yaparsan ve 4-5 yayın evine gönderirsen bir tanesi okey diyor ve onunla anlaşıyorsun. Evet. Sen de bir yayın eviyle anlaştın. İsmi lazım değil. Reklam yapmayalım. Evet. Peki ne zaman çıkıyor? Bu ama şiir değil. Hayır. Değil mi? Bu daha çok küçük öyküler evet, gibi miydi? Evet, küçük öyküler ve deneme yazılarından oluşuyor. Çok ve yaklaşık bir yıllık emeğin bir ürünüdür. Evet. O da bu kitapla eşdeğer olarak 96 sayfa tutmuş tesadüf eseri. Öyle mi? Kitap dosyası bittikten sonra yayın evi fark etti. Evet, kitap belki formatı. De 96'nın senin için önemli bir tarafı olacak. Düşün bakalım. Bak bakalım. Belki bundan sonra da hep 96 çıkarabilirsin. Olabilir. Evet o da. Evet. Ne zaman çıkıyor kitap? Şimdi kitap Kasım ayında okuyucusuyla buluşacak. Buluşacak. Güzel. Normalde bu kitap Kasım 2017 Mart ayında çıkacaktı. Ama benim bazı okuyucularımdan güzel bir rağbet olunca ve yayın evi fikrini değiştirdi. Ve öne alıyor evet, şimdi. Çok güzel. Öne çok aldı. Güzel. Ve bu kitap
yalnız, kırgın ve mahzun insanların içindekilerini dökemediklerini anlatır. Ve yine bu kitapta kadına seslenen öykü yazılarım var. Yine toplumdan sanata, kişisel gelişimden mizaha kadar birçok konu türlerim mevcut. Kısa kısa da olsa böyle değil mi? Bir sayfalık veya iki sayfalık yazılar halinde derlemiş oluyorsun. Peki zaman zaman Urfa'ya gidiyorsun ama değil mi? İstanbul'da kalman. Çünkü Urfa seni beslemiş. Biz çocukluğumuzla besleniriz. Bizim gerçek hayatımız, o hayat sandığımız çocuklukta dolar. Ondan sonra taşar. Demek ki oradan güzel beslenmişsin anladığıma göre. Özellikle ezilen kadınlar seni çok etkilemiş. Bu noktadan devam edebilirsin tabii. Ama tabii değişik ülkelere gitmen, çok değişik kültürleri tanıman, farklı şehirlere gidip yeni insanlarla tanışman da seni bir o kadar zenginleştirir diye düşünüyorum. O zaman yeni kitabın çıktığı zaman da bekleriz seni. Tabii, değil mi? Tabii. Programa konu kalmak isterim. Çok haberleşiriz. Tabii, bir başka şiir yakaladım burada. Sen de oradan bir şiir hazırla bana ben okurken. Bu arada yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Bundan sonraki tasarıları neler onu da soracağım. Eller cepte, sokak kaldırımında yürüyorum. Herkes hayatın ayrı bir telaşında, herkes bir kazanç tasasında. Usulca, acele etmeden meydana yöneliyorum. Buradaki insanlığın gerginliği ise ayrıca tasalı. Kimi sarhoş, kimi serzenişli. Kimi belirgin kadınları kesmekte, kimi ise dolambaçlı hayatın stresini atma gayesinde. Bu hadiseleri analiz ederken kendimle çelişmeye ve empati kurmak için seyre kaldım bir an. İçi boş, çatapatsız dünyada ne yapmalı? Herkes misali dünyaya feragat ile meyil mi vermeli? Ya da kimsesiz bir köşe başında yaşam mı sürmeliyim? Hoyratça sentez maceramın da sonuna gelmiş olacağım diyor oğlumuz. Evet Gökhan'cığım, evet, bir şiir senden alalım, son sözlerimizle bitirelim. Mücadele edeceksin ferah yarınlar için. Yaşamakta ısrarlı tırmanışlar seni ayakta tutacak. Düşmana korku, dosta saadet ve yâre aşk vereceksin. Bahtiyarlık amacı güdeceksin. Belki ananın sendeki hakkıdır bu. En güzel saadetin olacak. Düşmandan bir gün fazla nefes almak. Yar ve dosttan bir gün eksik nefes almak. En güzel yaşam sunuşun bu olacak belki de. Mütevazı alkışların olacak elbette. Ama en çok da alkışlanacaksın. Belki öldükten sonra. Çok güzel. Bak düşmanından bir gün fazla, dostundan bir gün az yaşamak. Çok güzel yani farklı felsefeleri de kullanmışsın. Görebilir miyim onu? Mesela bir yerini de çok beğendim. Anneyle ilgi. Belki ananın sendeki hakkıdır bu. En güzel saadetin olacak. Evet. Peki şimdi bundan sonra nasıl bir şeyin var? Programında ne var? Neler düşünüyorsun? Tasarıların neler? Kitap çıktı çıkıyor, o anlaşıldı. Onun dışında ne yapacaksın? Yani düşündüğün ne var önünde? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben sürekli edebiyatın farklı yazım türlerinde eserler vermeyi amaçlayan bir insanım. Peki o zaman üniversitelerin ya da belli yazın kuruluşları var. Onların şeylerine katılıyor musun? Kursları falan var biliyorsun. Bir takım atölyeler var. Edebiyat atölyeleri, şiir atölyeleri. O fırsatı yakalıyor musun? İstanbul çok kozmopolit bir yer çünkü. Mümkündür. Türkiye'de bu tür kurumlar ve atölyeler var. Ancak ne yazık ki artık sanatı bir enflasyona ve bir ticarete dökmüşler. Ve çok uçuk paralar isterler sizden. Ve ben bunu daha önce katıldığım
programlarda dile getirdim. Belki buradan söylememde bir mahsuru yoktur. Yok, hayır, kesinlikle. Orada hani sözüm ona, partilerin milletvekilliğini yapan zatlar ayda çok uçuk paralar alıyor. 30 bin küsür maaş alıyorlar. Ve bunlar gittikleri yerlerde, gittikleri lokantalarda falan yerlerde hiçbir şekilde bunlardan ücret talep edilmiyor. Ve evet, bunlar sadece birleşip bir aylığını kültür, sanat ve bilim adına verseler, çocuklar için ücretsiz atölyeler açılmasına vesile olsalar, işte siz o zaman dönüp bakın ki ülke ne güzel oluyor, toplum ne kadar da güzel bir şekilde sanata ve kültüre yöneliyor. Ben bu tür eleştirilerimi çok sık yaptım. Ya evet. Ve maalesef ki sanattan ve kültürden yoksunlaşıp eğlence sektörüne bir gidişat söz konusu. Basit yaşamayı öğreniyoruz değil mi? Gittikçe basitleştiriyoruz. Oysa güzel duygular, geleceğe yönelik bir takım tasarıların olması gerekiyor. Hani yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyen Atatürk'ün öğretmenlere bu sözüyle birlikte aslında bütün toplum sorumludur. Yeni neslin gelişmesine, ilerlemesine, daha çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmasına sorumludur aslında. O boynumuzun borcudur diyelim. Ama ne yazık ki uçuk fiyatlarla veriliyor bunlar diyorsun. Evet, yani ücretsiz bir mukabille eğer verilirse ve siz yani çok emin gençleri olun ki o şekilde, özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada işte o köy yerlerinde, o kışlığa yakın dağ yerlerinde öyle mümtaz insanlar çıkacaktır ki. Mutlaka. Buna ben mutlaka çok inanıyorum. Çünkü siz de Urfa'ya gitmişsiniz. Evet, ve özellikle gördüm. O kırsal bölgede yaşayan çocukların gözlerine baktığınızda bir umut ışığı görmüşsünüz. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, mutlaka. Evet. Ve benim, mutlaka. Ama eğitimsiz bırakırsanız kör topal kalır. Yani yapabileceğiniz bir şey olmaz sonra. Ve en büyük amacım bu insanlara bir ön ayak olmak, kitap okutmaya, sanata yönelmeye ve daha çok kültürler tanımalarını sağlamak. Yani Urfa'da, Siirt'te, Maraş'ta doğmuş bir çocuk Fransa'da iki müze gezmeyi hayal edebilecek. Evet. Ve evet, yine Urfa'da doğmuş biri dünyanın en büyük koşusu olma hayalini taşıyacak. Ha, bu arada bir şey daha söyleyelim. Kardeşlerden bir tanesi Fransa'da okuyordu değil mi? Norveç'te. Norveç'te okuyor, evet. Abim orada şu an doktor oldu. Doktor. Evet, şu an görevini yapıyor. Çok güzel de yetişmişsiniz. Yani gerçekten övgüye değer. Ailenin çabası, belki sizin kişisel çabalarınız. Bir kız kardeş diyetisyenlik okudu. Evet, bitti mi onunki? 12, okuyor, evet, devam ediyor. Son yılı. Sonra bir tanesi de ne okudu? Gıda ve beslenme üzerine galiba. Evet, evet, çok güzel. Bitirdi. Peki sen farklı bir dalı da okumak ister misin mesela? Zamanla, zaman içinde öyle düşündüğün bir şey var mı? Yoksa yine bir edebiyat mı okursun? Ya da hani farklı dallarda, belki tiyatroda da bir şey yapabilirsin değil mi? Evet. Bir tiyatro eseri yazmayı deneyebilirsin gibi zannediyorum. Evet, yani ben daha çok yani Türkiye'de topluma hizmet eden, evet, yani daha çok edebiyatla, daha çok sanatla, daha çok haşır neşir olmayı isteyen ve bu uğurda kendimi daha çok dönüştürüp değiştirip geliştirmeyi hedefleyen bir insanım ve bu sanatta siz de gayet iyi bilirsiniz ki çok zalimanedir. Neden? Çünkü sizin ona hayatınızı vermenizi ister. Kesinlikle. Evet, bunun, kesinlikle. Bunun en büyük örneklerinden birisisiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunu da biliyorum. Ve sanata bir hobi gözüyle bakmak vardır ve bir de mesleki açıdan bakmak lazım. Yani ben sanatın bir parçası olmalıyım demek. Evet. Ayrı bir şey. Evet. Dediğin gibi hobi olarak bakmak çok farklı bir şey. Evet. Demek ki onun içinde yer almak istiyorsun. Dilerim bir zaman resmi de dene. Çünkü sanatın bütün dalları birbirini besliyor. Fotoğrafçılık dene, resim yapmayı dene. Ama kara kalem, ama renkli, hiç önemli değil. Yani
insanları görmeyi öğrenirsin, tanımayı öğrenirsin, çok da güzel olur. Ben şiire ve yazıya yolculuğun hep sürsün istiyorum Gökhan'cığım. Başarıların devamı. Seni izlemeye devam edeceğim. Bildiğim, tanıdığım kişilerle de tanıştırmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi üstad mahiyette insanları tanımak, sohbet etmek ve bu şansı yakalamak çok güzel. Çok dilerim memnun oldum. Böyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da ben neredeydim, nereye kadar geldim deme şansın olsun inşallah. Çok teşekkür Kendini ederim. Geliştir ve çok iyi bir yerlerde ol, inanıyorum. Çok Çabalıyorsun, çalışıyorsun ve kendinin ne olduğunun farkındasın. Farkında olan insanlar kendilerini çok güzel geliştirirler. Başarıların devamı diyorum. Nice kitaplara diyorum sana. Çok Yeni kitabın çıktığında haberimiz olsun. Tabii, bir Kıbrıs olacak. Yaparsın evet. Ve biz yine seni programımıza konuk alırız. Çok teşekkürler. Efendim bir programımın daha sonuna geldim. Sizlerle olmak çok keyifliydi, çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İyiliklerle, güzelliklerle ama en önemlisi huzurla kalın efendim. Güne merhabalarla başlayın. İçiniz kıpır kıpır. Siz, siz oluverin. Aydınlık gülüşleriniz ısıtsın yürekleri. Gözleriniz çakışsın, sevgiler akıtsın. Selamınız, saygınız, insanlık onuruna yakışsın. Çünkü siz farklısınız.